Şehit edilmesinin üzerinden geçen 60 seneye rağmen milletimiz Menderes'i unutmamış. Onu hep hayırla, hep özlemle hatırlamıştır. Milletimiz Menderes'i unutmadığı gibi yalan haberlerle, ahlaksız iftiralarla, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır. Milletimiz sözde, yargı kararlarıyla işlenen bu cinayetin faillerini aradan geçen 60 seneye rağmen halen hınçla, nefretle lanet ederek hatırlıyor. Ülkemizin darbe ortamına nasıl sürüklendiğini, ordumuzun kışkırtılarak kimler tarafından nasıl oyuna getirildiğini, üniversiteler üzerinden yürütülen provokasyonlara kimlerin öncülük ettiğini, 27 Mayıs'a giden yolun taşlarının kimler tarafından döşendiğini çok iyi bilmeliyiz. O karanlık günleri ne kadar iyi bilirsek bugün CHP'nin yürüttüğü kirli siyasetin dinamiklerini de o derece iyi anlarız. Tarih kitaplarına ve gazete arşivlerine şöyle bir bakarsak aslında 60 yılda Garp cephesinde değişen hiçbir şeyin olmadığını daha iyi görürüz. Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti. Ama CHP'nin siyaset tarzı hiç değişmedi. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. 27 Mayıs'a yalanla, iftira ile, kışkırtmayla zemin hazırlayanlar gibi Bay Kemal ve yandaşları da hem siyasetten hem milletin hafızasından silinip gidecekler.